Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Peak Defense Blitz Arena'ya katılıyoruz. Burada sürekli Peak savunmasının Avusturya atak varyantı oynanacak. Bakalım bizim için nasıl geçecek. Ben de açıkçası Peak savunmasını çok fazla oynamadım. Ama oynayarak öğrenelim, daha sonra analiz edelim. Ya, turnuvaya 1-2 dakika mı geç girdim bilmiyorum, hemen eşlendirmedi beni. Evet, sesi açalım. Evet. Pardon, hamle sırası rakibimizdeymiş. Evet. Avusturya atak olarak bilinen varyant oynuyoruz. Rakibimiz rok atarsa fil D3 oynamayı düşünmüştüm. Veya A5 oynayabiliriz. Önce E5'i deneyelim bakalım. Alırsa F piyonunu almak istiyoruz. At D5 oynayabilir. Evet, fil C4 alırsa piyonunu alacağız. Bakalım. Pik savunması çok fazla pratikte oynadığım bir açılış olmadığı için biraz düşünerek oynamam gerekiyor. Evet, şahı güvenli bölgeye alacağım birazdan. Rakibim hemen merkezime saldırmaya çalışıyor. Eğer bu merkezi idareli kullanabilirsem avantaj benden yana olabilir. D5 de sürebiliriz gibi görünüyor ama D5 sürmek içimden gelmiyor şu anda. Belki daha basit fil E3, vezir E1 ve vezir öbür tarafa gitmeye çalışabiliriz. Direkt fil G5'e vezir B6 oynayacak diye düşünüyorum. Fil E7, kale E8. Fil G5'e vezir B6 oynayamaz galiba. Fil G5, vezir B6, fil E7, vezir C7 oynayacak herhalde. Fil G5, vezir C7, vezir E2. Aldı aldı, at C6. Fil A3 de enteresan bir girişim olabilir. Doğrudan piyon da alabiliriz tabii ki. O piyon şu an boşta görünüyor. Fil A3, at D7 oynayabilir. Evet, enteresan pozisyon. Rakibin bir şekilde doğru oynamadığını varsayıyorum ama belki bu varsayım yanlıştır. Fil E3 alıp alıp vezir C7, fil B3. Evet, çok fazla seçenek var ve pratik olanı oynamak istedim. Şimdi vezir C7 oynaması gerekiyor galiba. F6 oynaması onun E6 piyonunu zayıf bırakacak. Evet, vezir C7'ye şimdi file göz dikecek. Ben daha sonra belki vezirimi aktarmaya çalışabilirim. Şu anda filime bir saldırı var. Filimin yerini değiştirmem gerekiyor olabilir. Belki fil D3 oynanabilir. Belki fil B3. Fil B3 çok hoşuma gitmedi. Çünkü C4 oynayabilir fil B3 oynarsam. Evet, biraz zaman farkı oluştu. At D7. Rakip merkeze baskı yapmıyor. Belki F6 oynayacak. O yüzden vezir E1 ya da vezir D2 arasında kaldım. Atını belki D5 karesine götürmeye çalışıyor olabilir. Evet, ben amacımı gizlemiyorum. Flaş 6 yapıp şah kanadından mat saldırısı yapacağım. Vezir E1'den de aynı şekilde gitmeye çalışabilirdim ama vezir E1'e belki H6 oynar diye çekindim. Evet, şimdi vezir F4'e gideceğim daha sonra. Fil D7'ye alıp vezir F4 oynayabiliriz. Ya da direkt vezir F4 oynayabiliriz. Alıp vezir F4 oynayalım. F6 oynarsa vezir kazanıyoruz. Bundan sonraki planımız rakibe saldırmak. Örneğin H4, H5 bir fikir olabilir. Atı döndürmek belki bir fikir olabilir. Böylece kaleyi de oyuna sokmaya çalışabilirim. Evet, şu an bir tehlike göremediğim için
Yani burayı hızlı geçtim. Şimdi kale H3 oynanabilir. Evet. Kale H3'e ne oynayacak? H5 oynayacak galiba. O yüzden kalemi getireyim. Şimdi kale H3 oynarsam belki daha etkili olabilir. Şimdi F7'ye de bakıyoruz aynı zamanda. Bütün taşlarımız geldi. Buralarda tehlikeli şeyler olabilir rakibimiz aleyhine. Belki bu atı hedef alıp ondan sonra F6 karesine girmeye çalışabilirim. Ama önce bir zayıflatmak istiyorum. Şah kanadında bir zayıflık oluşturmak istiyorum kale H3'le. Tahtayı biraz daha büyütebilir miyim? Evet, kendimi küçültebilirsem tabii ki. Heh. C'de, C'de. Evet. Merkezde üstün olduğumuz zaman kanatlarda saldırı yapma şansımız oluyor. Rakip merkezimizi parçalayamadı. Şimdi parçalamak için yeni bir adım atacak. Ancak biz biraz daha hızlı olabiliriz belki. Kale H3 gibi bir hamleyle. Evet, hemen deneyimimize başlayalım. Şah kanadı atandı. Şu anda bütün taşlarım şah kanadına bakıyor. Ve eğer materyal yeterliyse buradan bir şey çıkması lazım. Vezir F6 olabilir. Direkt kale H5 neden olmasın? GH5, vezirle şah, sonra vezir H6 mat olabilir. O yüzden alalım. Evet, şu anda direkt mat istiyorum. Ve aynı zamanda alırsa da birkaç hamlede mat yapmak istiyorum. O yüzden rakibim için tehlikeli olabilir. Evet, merkezi parçalayamamasının meyvelerini topladık. Şimdi rakibimiz kalemizi alamayacak. Kale H8 gibi bir şey denerse de vezir F6 var. Sanıyorum çare yok. Varsa biraz sürpriz olabilir. Belki F piyonunu ilerleterek ama mattan kurtuluş olsa bile materyal kaybı oluyor F piyonunu sürerse. Şah şah çekip daha sonra şah çekip alıyoruz veziri. Evet, şimdi bir handikapımız var. Eğer oyunları analiz etmeye kalkarsak turnuvada derece yapma şansımız olmayacak. Turnuvayı zaman feda etmeden yavaş yavaş oynarsak da derece yapma şansımız olmayacak. Ama bu sefer pirk savunmasını inceleme şansımız olmuş oluyor. Belki videonun sonunda çok yorgun olmazsam videonun sonunda belki oyunları analiz edebiliriz. Evet, pozisyon rakibime kayıp oldu ve o da terk etti. Turnuvaya dönelim. Ve belki daha sonra oyunları analiz edebiliriz. Zaman fedası yapıp yapmayacağımı karar veremedim. Pirk savunmasını, Avusturya atak varyantını inceleme şansı elde edeceğimiz bir turnuva bu aslında. Ama güzel partiler çıkarsa tabii ki. Eğer biz ya da rakibimiz konuma hakim olmazsa belki öğretici olmayan şeyler de ortaya çıkabilir. Bu varyantta genellikle pirk savunmasında beyazlar merkezi ele geçiriyor ve siyahlar merkezi daha sonradan parçalamaya çalışıyor. Şimdi biz siyahlarla oynuyoruz. Zamanımızı feda edelim. Rakibimiz de etti. Evet, at D5 oynayacağız. Şimdi merkezi hemen parçalamaya çalışmak gerekiyor bence. Çünkü daha önce sözde söylediğim gibi eğer bunu parçalayamazsak neler meydana gelebildiğini kendimiz yaşayarak gördük. Şimdi C4 oynarsa vezir E4 şah var. O yüzden C4 oynayamıyor. Bunu oynamak istedi. Evet, merkezi belki biraz yıpratmış olabiliriz. Önce fil G4 rok atabilir. Önce rok atalım. Evet, şimdi merkezi biraz daha yoklamaya çalışacağım. Belki F6 ile piyon zincirinin tepesine saldıracağım. İşin aslı fili vermek belki doğru olmayabilir. Fili D5 karesine yerleştirmek daha mantıklı olabilirdi. Evet, F6'yı oynayalım. Rakibimiz şans verdi.
Vezir B3'ten şah çekmesi şu anda bizi korkutmuyor. Ya da D5 oynaması bizi korkutmuyor. Çünkü D5'e vezir B6 var. Alırsan fil de alacak. Peki vezir E4 de olabilir şu anda. Vezir E4, kale AD8, hangisini oynayalım? Direkt kale AD8 de olabilir. Merkezde gerilim hemen çözmek istemedim ama alsaydım belki bu rakibimi rahatsız edebilirdi. Ama hesaplayamadım. Zaman biraz daha az. Bu sefer reflekslerimizi kullanacağız. Alırsa fil almayı da düşünebilirim. Şimdi D4 piyonu ciddi bir hedef halinde ve alabiliyorum. Şu an D4 piyonunu bıraktı rakibim. Kaleyi alırsam fil E3 var. Vezirle alırsam da fil E3 oynayabilir ama bu sefer E5'i alıyorum sonrasında. Fil E3'e alabilir. Ha, şimdi böyle alabiliyorum. Vezir B3 oynarsa şah H1 oynayacağım. Şah H8 oynayacağım, pardon. O direkt taşını bırakmayı tercih etti. Alalım peki. Evet, direkt taş fazla olduk. Daha önce söylediğimiz şey başımıza geldi. Rakip inceliklere fazla hakim değildi sanırım. O yüzden file bir, evet, oynamadı rakibim. Vezir B3'ten şah çekmek için belki bir numara yapabilirdi. Ama bunu test etmek istemedi. Şu anda birinci sıraya yükseldik. Zaman feda etmek bize 3 puan kazandırdı turnuvada. Ve pik savunmasında bir beyaz bir siyahla kendimizi test etmiş olduk. Acaba biz bu oyunu analiz ederken, örneğin az önceki oyunu analiz ederken turnuva devam edebiliyor mu? Bunu mesela bilmiyorum. Bunları test etmem gerekiyor. Evet, devam edebiliyormuş. Yani az önce E5 oynamıştık bu pozisyonda. Şimdi fil D3 oynayıp ana varyanta gidelim. At A6 oynayabilir. Böyle mi oynanıyordu? Ben tam emin değilim açıkçası varyanttan. Evet, bilmemek biraz ayıp olabilir. Evet, file 3'e gidip bunu almak, saldırmak istiyorum. O yüzden H3 yapacağım. H3, ataş 6, file 3, B6, G4. F6, EF, EF, vezir, bilmem neresi. Evet, biraz düşünüyorum. H3, H3 G4 yapmak gibi bir gönlümden geçen fikir var. Veziri, şahı uzun rok atarak güvenli bölgeye almak gibi bir plan. Atı oyun dışında tutmak istiyorum. Ancak buna değer mi bilmiyorum. O yüzden biraz düşünüyorum. H3. Peki. H3 oynayalım bir kere. Şimdi belki file 3, B6, ondan sonra G4. Çok kötü olur mu bilmiyorum. Piyonla ilgilenmedi. Belki de böyle bir tuzak var, bilemiyorum ama. Ben bir şey göremedim. Önce onu koruması lazımdı. G4'üme izin vermesi lazımdı. Bunu yapmayı tercih etmedi. O yüzden artık kısa rok atmak da benim için sorun değil. Evet, şimdi filimizi saklayabiliyoruz. Ve hatta vezirleri değişmeyi teklif edebiliriz. Bilmiyorum, rakip değişmek istemeyecektir diye tahmin ediyorum ama bu şekilde en azından taşlarımızın pozisyonunu güçlendirebiliriz belki. File 4, vezir C7, at D5. Vezirinin gidecek çok fazla güzel karesi yok, o yüzden değişimi teklif ettim. Ama zaman feda etmeyi unuttum. Belki zaman feda etsem daha hızlı yükselebilirdim. Evet, G4, kale D8, vezir E2, at D4, at D4, at D4. O yüzden böyle gelip ondan sonra kale A'da bir gelelim. Evet, rakibin merkezimi yıkmadığı sürece merkezde üstünlüğüm bana avantaj verecek. Taşlarımın hareket kabiliyeti sorunsuz olduğu için. Evet, ve gördüğünüz gibi şimdi sorun yaşayacak rakibim taşlarının koordinasyonu konusunda. Belki G4 oynamaya gerek yoktur. Direkt fil D5 oynayabiliriz. Ama burada bir iki dakika diyorum. Biraz düşünelim. Vezir C4'ler, fil D5'ler, bir sürü hamleler var. O yüzden önce bir G4 oynayayım. Niyeyse bunu
Ha belki aslında daha iyi oynayabilirdim. Böyle filmi koyup daha sonra veziri belki sıkıştırmaya çalışabilirdim. Enteresan. Evet, pozisyonumuzun güzel olduğunu biliyoruz. Bir tane şah desek, E6'ya EF6 vursak, işleri olumlu manada karıştırabiliriz E6'ya böyle alarak. Büyük ihtimalle şah H8 oynayacak çünkü. Şah H8'e de alıp kalemi içeri girmek istiyorum. Fil E6'dan sonra. Ama neyle alacağını bilmiyorum. Çünkü fil de alırsa G5, fil C3 mümkün. Ama o fili vermek istemeyecektir. O yüzden fil E6, vezir E8, kaledeydi, fil C8. Vezir E6 da olabilir. Burada karışıklığa girmemi gerektirecek bir durum yok. Vezir E6, vezir E6. Evet, enteresan pozisyon. G5 de olabilir. At D4 de olabilir. Rakibin taşları burada rahatsız duruyor. Onları çok ellemek istemiyorum açıkçası. Evet. Bir anda değişmek işime geliyor. Ama değişirken şu arkadaşların oyuna girmemesine dikkat ediyorum. Şimdi F6 piyonda bir baskı var. Vezir C6 belki bu yüzden normal bir hamle olabilir ama ben C4 ile atımı oraya çakmayı düşünebilirim. Vezir C6, C4, kale E8 oynayabilir o da. O F6'yı bırakmayı tercih etti. At F6. Ve daha sonra G5 belki oynayabiliriz. Evet, şu anda atımız F6 karesinde güvende. G5, at F5, fil C3 gibi bir şey olabilirdi. Direkt fil C3 oynayabilirim. Çünkü burada maksadım 8. yataya ulaşmak artık. Mat yapmak için. 5 dakikalık bir turnuvayı daha önce oynadığımı hatırlamıyorum. Hem videosunu yapmadım hem oynamadım. O yüzden kaç parti oynanabiliyor bir saatte bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Evet, rakibim 8. yatağını korumak istedi. G5 ya da direkt vezir D5, fil F6. Önce G5 oynayalım sonra. Bu atın oyuna girmesini istemiyorum açıkçası ama oyuna girmiş sayılır mı ondan da emin değilim. G5 oynayalım. Bir tane şah çekerse sorun olmaz. Evet, şimdi biraz dikkatli olmalıyım. At D5 oynayabiliriz. At D5. Evet. Belki son hamlem çok iyi olmamış olabilir. Şahım biraz zayıf olduğu için dikkatli olmalıyım tabii ki. Vezir C5 şah çekebilir. Şah K2, at E3, şah F3. Yani veziri içeri girmenin bir yolunu bulmalıyım. Şu anda bulamadım. Buraya kadar ne hesaplamıştık? Şimdi biz de bir şeyler istiyoruz. O yüzden rakibimizin dikkatli olması lazım. Evet, o herhalde şah çekersem taş kapatacağına güvendi. Ama vezir kapatması lazım. Evet, vezir kapattı. At G4 böyle kaçarsa, at G4 ataş altı mat olmuyormuş. Biraz hızlanabiliriz. Çünkü her ne kadar materyal üstünsek de kazanmak hala o kadar kolay değil. Evet, vezir kanadındaki üstünlüğümü kullanmam lazım. Zaman sıkıntısı var.
At F5 şah E4. At G3 şah D5. Vezir kanadına doğru seyahatimi sürüyor. Şah E6'ya at B8 oynayabilirim. Evet, rakibim oldukça hızlı oynuyor ve bu onun işine yarayacak. Çünkü zaman problemim var. Fil G5 alabilir belki. Almak istemedi. Ben çok fazla bir şey istemiyorum. Piyonları toplayacağım. Taşlarını bir türlü koordine edip beni rahatsız edemedi. Evet, şimdi kazanç oldu. Fazla bir efor sarf etmeme gerek yok. Evet, daha iyi oynayabilirdim ama açılışa biraz fazla odaklandık. Evet, belki dönüp bakmak gerekecek buna. Yine de 4 puan verdi. Bu bizim streak yaptığımızı gösteriyor herhalde. Evet, belki burada zamanımızı feda edebiliriz. Biraz tecrübemiz var artık konumla ilgili. Sıra bende. Sıranın kimde olduğunu da unutuyorum. Evet. Bu sefer C5 oynayacağım. Az önce böyle oynamamıştık. Enteresan. Evet, fil A6 alması çok enteresan geldi. Vezir alırsa fil A6 ya da kale B8 oynayabilirim. Henüz karar veremedim ama kale B8 biraz daha güzel göründü. Olasılıkları elimizde bulunduruyoruz. Fil B2 alabilirim. Alıp file. Evet, fil A4 oynayayım. Alırsa yani belki bu en iyisi olmayabilir. Ama deniyoruz. Bir küçük numara yapacağım belki. İzin verirse bir ara. Ama şu anda aynı zamanda sıkıntı yaratmaya çalışıyorum. Bir tuzak kurabilir miyim? Küçük bir tuzak kuralım. At C4 alırsa fil D4 oynayacağım. Bu daha kötü oldu bence onun için. Şimdi mat olacak çünkü. Fil D3 ve daha sonra kale. Ya şah H1 ya şah F1. Filini de koymak zorunda araya. Alacağız. Evet. Çok pik savunmasıyla ilgili olmadı. Rakibim sanıyorum kaleyi kaybettiğini görmedi henüz. Bu sefer atı da kaybetti. Çünkü her şeyi şah çekerek alıyorum. Ha, atı gerçi kapatabiliyor. Evet. Evet. Maalesef çok fazla taş kaybetti. O yüzden ne oynasam kazanacağım gibi bir pozisyon elde ettim. File 3 mü yapsam acaba? Evet. En hızlı bitirişi yapmaya çalışalım. Şimdi mat istiyorum. Aynı zamanda kale istiyorum. At D3 alması gerekiyor galiba. Evet. Hızlı bir galibiyet oldu. Evet. Turnuvanın bitmesine 32 dakika var. Ve 4 parti oynayabildik. O zaman tahminim 8 tur oynayabileceğiz. Evet. Pik savunmasıyla ilgili de deneyim kazanmış olduk. Bakalım. Şimdiye kadar mutlu bir deneyime sahibiz. Evet, zamanımızın yarısını bir daha feda edelim. Turnuva videosu atamıyordum uzun zamandır. Bu şekilde bir başlangıç yapmış olalım. Evet, fil G4 belki oynayabilir. Ya da böyle oynayabilir. Fischer Benko partisi aklıma geldi. Ama alıp F5 mi oynamak lazım onun için?
Burada birden fazla şey yapılabilir. Biz alıp alıp F5 oynayalım. Bir deneysel takılalım bu sefer. At D4. Direkt zamanımızı yiyen hamleler yapıyor. Çok aslında mantıklı. Yani alalım. Piyonla vurursa at E2 döneceğim. Vezirle vurursa şah H1 oynayacağım. Yani şimdi en azından hızlı gelişim yapabiliriz şah kanadında atak elde etmek için. E4 oynayamıyor. Fil de alabiliyorum. At E4, vezir E4, fil D4, at E4. Piyon kazanıyorum. Bunu göreceğini tahmin ediyorum. Düşünüyor çünkü. E4, fil E4, at E4, vezir E4, fil D4. Evet. Rakibim de fark etti. Şimdi fil G5 oynayalım. Belki alıp E4 karesine taş koymaya çalışabiliriz. Rakibimiz engelledi. Acaba önce fil F6 vurup mu? Evet, önce fil F6 vuralım. Vezir. Vezir E2, E4, fil E4, kale E8, kale A, E1. Hem de vezir G4 de var. O yüzden sorun yok. O yüzden şimdi E4'e fili koyacağım ve rakibin fil çiftini alıp, yani rakibin fil çiftinden kurtulup tahtadaki hafif taşlar arasında bir kıyas elde etmeye çalışacağım. Özellikle atımın iyi olduğunu iddia etmeye çalışacağım. At E4 de gelelim. Fili de isteyelim. Daha sonra C3 de oynayabiliriz. Ve hatta oyun sonuna da gidebilirim ama onu dikkatli yapmam lazım. Çünkü rakip çok aktif olursa benim için iyi olmayacak. Bu, evet, bu hamleyi de yapabiliriz belki. Vezir H5, vezir E4, vezir alır. Kale F5 belki. Ya da C3. Vezire değişmek isteyeceğini tahmin etmiştik ama biraz hızlı oynamam gerekiyor. Çünkü bir dakikada bu oyun sonunu kazanmak kolay olmayacak. Belki kazanmak da mümkün değildir ama şu at bana güven veriyor. E4 karesindeki at. Evet, hemen şahımızı merkezileşelim. O da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Oh. Aa, bunu yapmak istememiştim. Benim için çok kötü oldu. Evet, şahımızı da F5'e koyalım bari, ne yapalım. Bu hatayı yapmamalıydım. Hem zamanım az hem de piyon geriyim şimdi. Evet, belki rakibim iyi oynamadı bu piyonu. Ama atımız çok güçlü olduğu için biraz baskı vardı zaten ama şimdi nasıl kazanacağız acaba? Evet, rakibi zor durumda bırakmaya çalışmam lazım. Örneğin atı böyle gelebiliriz. Atı F5 karesine gitmeye çalışabilirim. Şahla atın yerini değiştirebilirim. Ancak buna izin vermedi. Evet, şimdi atın pozisyonunu tekrar değiştirmeye çalışacağım. Örneğin böyle gitmeye çalışabilirim. Vezir kanadında bir geçer piyon yaratmam ya da şu A5 piyonunu düşürmem lazım. Ama bunu başarmak kolay değil. Evet, en azından sürelim. Zorlayabilir miyiz acaba biraz diye umuyorum ama pek kolay görünmüyor. Atı D5'e uygun şekilde koyabilirsem ama izin vermiyor bir türlü atı D5'e koymamı. Atı buraya koymam lazım. Evet, şimdi bir aşama elde ettim. Hadi bakalım. Evet, önce onun atını arkadaşı durduralım.
Oy. Yanlış oynadım. Evet. Çok kötü oynadım burayı. Ama neyse ki kazanç oldu tekrar. Evet. Bunu yenmeyi başaracağım diye umuyorum. Bunu gözüm kapalı da yenebilirim. Evet. Bilmiyorum, atı bir şekilde döndürüp kazanç pozisyonu elde edebilirim diye düşündüm ama. Evet, olabilir. En son bir dönüp bakmak gerekiyor ona. Evet, şu an 19 puanla lider pozisyondayız. Evet. Neyi yanlış yaptığımı düşününce. Evet, yine rakip oynayacak. Filgeye dönecek tahminim. Avusturya atan başlangıç hamlesi F4. O yüzden buradan başlıyor varyant. Bu hamle hemen iyi mi bilmiyorum. Ama değerlendirmek için fazla zamanımız yok. At C6 oynarsa D5 oynayabilirim. Peki. Vezirle alalım bunu. File 2 oynayıp almamız da mümkündü. Şimdi E5 oynayacağım. Bence ciddi bir tehdit. Ama cevap vermedi. Hem bu çaprazı açıyorum hem belki E6 sürebilirim. Şimdi belki uzun rok da etkili olabilir. At düştü. Maalesef vezir H4'e gidemiyor. Gidebilse belki kurtaracak ama onda F2 var. Hiçbir şekilde kurtaramıyor atı. File 5 vurursa. Evet, rakibimiz oynamak zorunda. Taş geri de olsa. Evet, şimdi biraz sakin şekilde oynamaya çalışmak. Bütün taşları değişmemiz gerekiyor. Belki bunu piyon vermeden yapabilirdim. Evet, fazla yoruma gerek yok. Sadece taşları değişmem icap ediyor şu anda. C4 mü C3 mü? Ama C3 oynamak belki rakibin fikrini de kısıtlayabilir. O yüzden daha çok hoşuma gitti. Belki F5 sürebilirim. İşin fena tarafı taş değişimlerinden kaçınarak oynaması kolay değil rakibimin. Ne yapsa bir taşı değişebilir durumdayım çünkü. Özellikle kaleleri değişebilirim. Şimdi mesela vezir D8 alabilirim kale D8 gelirse. Her şeyi değişmek istiyorum. Basitçe. Evet, A4'e fil C4 oynayacağım. Belki biraz risk almış olabilirim ama çok da büyük risk sayılmaz. E5 olabilir ya da F6 olabilir. Belki mat fikri uygulayabiliriz. Şimdi kale D8 gelirse örneğin mat oluyor. Şahım şu anda güvende vezir sayesinde. Vezir G3 karesine dalmaya çalışmazsa sorun yok. Rakibin tehditlerine iyi bakarsak problem yaşamayacağız. Biraz zaman sıkıntımız var. Vezir G5'ten çekinmiyoruz. Vezir F4 oynayabiliriz. Vezir C5 şah G2 var. Vezir H4'de de şah G2 oynayacağım. Rakibi vezir değişmek zorunda bırakmak istiyorum. Temel amacım bu. Evet, küçük bir numara yapalım. Çünkü vezir A8 var. Açık dikeyi vermek istemiyorum. Rakibim riskli hareketler yapıyor çünkü zor durumda.
Maalesef kendi şahını zayıflattı az önceki hareketlerle. Evet. Namağlup ilerliyoruz. Avusturya atakta fena gitmiyoruz. Bakalım. Evet, 3-6. Evet, biraz tabii ki reytingi düşük rakiplerle oynadığımız için reytingimiz artmadı ama bu onları kolay yendiğim anlamına gelmiyor. Ratinglerin düşük olması. Evet. Sanıyorum en büyük rating farkının olduğu rakibimle oynuyorum. Evet, herkes hemen E5 sürüyor ama hemen E5 sürmek sanıyorum en mantıklısı değil. En azından bir at F3 oynamak gerekiyor. Bunun sebebi at F3 fil C4'ten sonra beyazlar hızlıca rok yapmak istiyorlar. Burada ise şu anda merkezleri baskı altında kaldığı için en azından at F3 çıkamadı rakibimiz şu anda. Bu bizim için fena bir şey olamaz. Evet, şimdi acaba nasıl oynamam gerekir? Evet, en azından alıp rok atalım. Daha sonra C5 oynayacağım. Rakibin kolay bir gelişimi yok, o yüzden durumdan memnunum. Şimdi merkeze baskı yapmak istiyorum. At E2 önerse at C6 oynayacağım. Böyle önerse de at C6 oynayacağım. Belki vezir A5 ile devam edebiliriz sonra. Şimdi at E2 oynayacak tahminim. Vezir A5 gerekli olmayabilir. Direkt belki alıp vezir A5 yapsam çok bir şey elde edebiliyor muyum? Bilemiyorum. At A5 oynayalım. Evet, şimdi o fili yakalamak isteyeceğim. Çaprazdan da kaçmış oldum. Şimdi B5 yapmak istiyorum. Bedava almak istiyorum mümkünse. Maalesef. Buna çaresi yok gibi rakibimin. Ancak taşını feda edip oynayacak şimdi, örneğin rok yapıp. Henüz şu an istemiyoruz tabii ki fil açmazdayız ama o açmazdan çıktığım anda rakibimin net bir şey yapması mümkün değil. Evet, almak zorunda değilim o yüzden. Belki filimizi, vezirimizi yerleştirmeye çalışabiliriz beyaz karelere. At F4 var tabii ki. Evet, vezirini kaçacak. Fil D5, at F4. Biraz yavaş oynamışım. Biraz hızlı oynamam lazım. Yine tekrar aynı şey yapacağız. Değiş değiş kazan olacak bizim için. F6 ile oyunu açmaya çalışabiliriz. Merkezi parçalamak için. F6, H5, Fe5. Çok da gerek yok gibi. At F4 oynaması lazım. Öyle ya da böyle ama. Oynamadım. Şah7 oynayabiliriz. Evet, rakibim bence en iyi şekilde oynamadı. Çünkü taş değişmek istiyor örneğin ama bu benim için kötü değil zaten. Memnuniyetle karşılayacağım bu taş değişimini. Onun yerine baskı yapmaya çalışması lazımdı at F4 ile mesela. Şimdi flaş 6'sı da mecbur. Evet. Kaleyi E1'e, E8'e getirelim. Evet, fil almaya henüz gerek duymadım. Çünkü bir yere gitmiyor zaten. Evet, belki vezir G4 oynanabilir. Vezir G4 aldım.
Vezir CD ile işleri karıştırabilir mi acaba? O denemedi çok fazla. H5 belki. H5 oynayabilir belki. F5 oynayacağım. Ve çok kolay bir kazanç olması lazım. Sadece bir dakikada kazanmak biraz zor olabilir. Artık alalım. Belki direkt G3 yapsam at kazancı da olacaktı. Ama rakibim onu da engellemedi. Evet, bu seviyelerde biraz sık yapılan bir hata. Taktik numaraların gözden kaçması. Özellikle benim numaralarımı çok fazla önemsemedi rakibim. Bu yüzden biraz başarısız oldu savunma yapmakta. Yani şu an en azından istiyor bir şeyler. Ama ben tabii ki zor durumda olmadığım için değişmeye çalışabilirim. Örneğin böyle. Alsın alayım, ondan sonra çatal atıp kalemi de alsın. Her şeyi değişmiş olayım. Benim mantığım bu. Çatal atmasına izin vereceğim. Ya kale C1 olabilir belki. Kale C1'e kale D3 oynayacağım. Çok fazla taş önde olduğum için iki taş. Yani şu anda kale artı fil. O yüzden olay çok zor değil. Rakibim almayı tercih etmiyor. Buraları yorumsuz oynuyorum. Yorum yapmama gerek yok gibi duruyor. Yine de rakibimin zamanı bitecek gibi geliyor. O benden daha yavaş oynadı çünkü. Evet. Son bölümleri biraz rakibim gereksiz oynadı. Evet, hala birinciliğimiz garanti değil gibi. Ama bakalım rakibimiz kim olacak? Evet, turnuvada rating olarak 2000'lerde çok fazla oyuncu göremedim. Evet, 2100 görebildim. 2000 evet, varmış ama herhalde sonradan katılmışlar. Bakalım neler olacak. Bu sefer zorlu bir teste tabi olabiliriz. Ama yine de 5 oynadı. Düşüncem hemen at f3 oynanmasıydı. C4 mü oynayacak acaba? Ben de böyle oynayayım bakalım ne olacakmış. C4'de vezire 4 şah çekeceğim. Bu sefer oldu. Vezir kapatırsa veziri değişmekten rahatsız değilim. Merkezi parçaladım çünkü. Eğer rakibinizin güçlü bir merkezi varsa parçalamak iyi olabilir. At C6 olabilir ya da almak olabilir. Alalım. Alırsa fil de alabiliyorum. Almazsa at C6 ile baskıyı arttırabiliyorum. Erken ilerlemiş merkez, aşırı ilerlemiş merkez ya da aşırı ilerlemiş piyonlar böyle sonuçlanabiliyor. Evet, rakibim şimdi piyonunu geri almak istiyor ancak E5 boşta. O yüzden dikkatli olması lazım.
Ya bu hamlemi beğenmedim. Haşhiç oynarsa bunu almak istemiyorum aslında. Haşhiç aldım. Çok sadeleşiyor. Aldı aldı. Ters renkli oluyor. Çok istediğim bir şey değil. Aldım aldım at e5. Fil e5, fil e5, fil b7. Hayır, bunu istemiyorum. Biraz hızlı oynamış oldum hamleyi. En azından böyle değişelim. Değişeceksek. At e5, at e6. Dengesiz olsun. Piyonlarım çok çirkin ama az önceki kadar kötü değil kazanma şansları. Gerçi burada vurup yine aynı şeyi elde edebilir ki. Niye böyle bir hayal gördüm acaba? Evet. Bence son hamleleri çok kötü oynadım ve kazan şanslarımın çok az olduğu bir finale geçtik. Eğer B7 alırsa C4'ü alacağım. Almazsa kale C'ye döneceğim. Kale H E1 oynarsa fil F4 şah çekeceğim. Sonra E5 süreceğim. Ve bunu nasıl kazanacağıma dair hiçbir fikrim yok. Yani çok kötü oynadım burayı. Ama belki B5 ile biraz rakibi kışkırtabiliriz. Fil B7'ye kale C7 var. Sorun yok. Fil G4 oynayabilir. Fil G4 oldukça güzel görünüyor. Fil G4 kale C6. Evet, fil G4 kale C6 kale H1. Evet. Ne umuyordum ki? Evet, şansımıza küsmemiz gerekebilir. Çünkü hiç kazan şansı yok gibi neredeyse. Bir de kale C'yi dönemek zorunda kalırsam. Bu oyunu gerçekten muazzam kötü oynadım sanırım. Evet, rakibimin ne yapmaya çalıştığını görüyorum ama maalesef tedbir alma şansım yok. Evet, kale E1 yapmak istiyor. İdi. Şimdi bir şekilde kaleleri tahtada tutmam lazım. Eğer kaleler tahtada olmazsa işim daha da zor. Evet, şimdi böyle gelelim. Kale A'ya dönerse fil C'ye de yapacağım. Ve kaleler tahtada. Evet, kale A ile fil C'ye de oynayacağız. Fil F3'e böyle geliyorum. Ve bir şey kaybetmeden piyonları yavaş yavaş sürmeye çalışacağım ama oldukça zor. Bunu da oynayayım. Ne olur ne olmaz. Zaman problemini halletmek zor olacak. O yüzden beraber de teklif edebilirim rakibime. Şah D3 normal görünüyor. Evet. Kazanma şansımın hiç olmadığını düşünüyorum ama. Deneyeceğiz. Kayıp pozisyona düşmeyelim de. Ya bu oyunu beraber yapmak aslında kötü bir sonuç olmayabilir. Ama biraz daha kaşınalım bakalım. File fide oynayabilir belki. File fide hamle tekrarı yapmak zorunda olabilirim. Şah H4. Evet, hamle tekrarı oldu. 12 rating kaybettim. Beraberlikten ötürü. Evet. 6 dakika kala. Şu an lideriz. Hala çok kötü oynadım orayı. Belki oyun analiz etmek iyi olabilir. Çünkü file 6'ya dönmek ne kadar kaba bir hata oldu. Bu pozisyonda hiçbir şey yapmayıp rok yapsam, aldıktan sonra bunu alsam çok daha iyi olacaktı.
Evet, oyun başladı zannettim mi? Başlamış, evet. Şimdi. Ha, zamanın yarısını feda etseydim keşke. Az önce bunu almıştık. Yine alalım. Sürelim. Az önce at G4 oynamışlardı. Belki bu sefer at D5 oynarlar. Bu da olan bir şey diye biliyorum. Fil E4 yapmak istiyoruz, fil G4 gelirse. Fil C4 de olabilir. Yani fil E4 gelelim. Rakibin taşından rahatsız oluyoruz çünkü. C3 belki F6 oynayacak, bilmiyorum. O yüzden belki taş çıkmalıyız. D4 karesini kontrol etmeliyiz. Kaleye gelmeliyiz belki daha sonra. Zaman yarısını feda etmek iyi sonuç vermedi. Kare D1. Ya da rok atalım. Rakibi zorlamayalım. Bakalım ne yapacak. C3 de oynayalım. Filimiz burada boşta olduğu için belki taktik numaralar çıkabilir. Dikkatli olmalıyız. Plan bulmam lazım. Öncelikle bu fil hiç uygun durmuyor da. Kale A1 gelinebilir belki. Atı C4'e gitme fikri fena değil. A4 yaptıktan sonra, ama bu fil burada rahatsız edebilir. Yani biraz düşünmek lazım. Evet, önce kale A1 ile başlayalım. Acaba fil D5 yapıp rakibi sürmeye tahrik etsem mi? Çünkü F6 sürmesini en azından engellemiş olabilirim bu yolla. Fil D5, kale D5, kale D5, at D4, kale D4, bir sorun yok. O yüzden geleceğim. Ve filmin belki çaprazını değiştireceğim bu şekilde. Ya da fili eski yerine de koyabiliriz. Tabi izin verirse ben de sürebilirim. Direkt at D4 oynayabilirdi. Acaba file 4 mü fil C4 mü? Neyse file 4 içimden geçiyor. Ama file 4 hala at D4 olmadığına güveniyorum. Fil alabiliyorum at D4 çünkü. Evet. Evet, atımızı D6 karesine ulaştırmak mümkün olmadı henüz. D6 karesi zayıf, belki atı oraya döndürmeye çalışabilirim diye düşündüm. Şah kanadına atak yapma şansı çok fazla görünmüyor. Ama buna rağmen kalelerin belki bir tanesini tahtada tutabilir miyim diye düşünüyorum. Kaleyi geri dönme şartıyla. Peki. Alalım. Ve pirk savunmasından doğan belki oyun sonunu inceleme şansımız olabilir. Vezir D2 hamlesiyle. Ama önce at D2 oynayalım. Pozisyon hala biraz daha iyi olmalı çünkü alan üstünlüğümüz var merkezde. Bu bize hareket serbestisi veriyor. Hala at D4 yok. Buna hazırız. Alabiliriz. O da atın D5 karesine ya da F5 karesine gelmeye çalışacak elbette. O yüzden önce belki vezir D3 oynayabiliriz. Vezir D3, at F5, fil F2, sonra belki... Ya bunu düşünmemiştim açıkçası. Dikkate almadım diyebilirim. Alırsam piyonunu almak istiyor belki de. Bundan çok rahatsız olmadım. Peki. Filimizi alırsa biraz atafil dengesizliğini kullanmaya çalışabilirim. Ama rakibim almadı. Belki şimdi aldıktan sonra almak istiyor olabilir. G3 aldı, aldım. Peki G3'ü alırsa fil de almayı düşünüyorum. Ha, fark etmiyor gerçi. Hepsine flash 6 yapıyor. O yüzden piyonunu alsam alıp flash 6 at G2. Peki alırsa yine flash 6 at G2. Evet, buna izin. Direkt at G2. Direkt flash 6. At G2 oynayamıyorum.
Bu bize oyunu kaybettirebilir. Evet, çok güzel oynadı rakibim bence. Son bölümü aşırı kötü oynadığımı düşünüyorum. Şimdi maalesef bizi kötü bir pozisyon bekliyor. Ama direnmeye devam edeceğiz tabii ki. Nasıl direnebiliriz acaba? İşimiz zor. Önce bunu kabul etmek lazım. Evet, orada biraz fazla rahat davrandık. Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor epey. Belki böyle oynayıp sonra C4 ile piyonu geri almaya çalışabiliriz. At C8. Peki at C8 A6 C4 at B4 at B6. Bilemiyorum. Kötü oynadığımız bir parti oldu. Sıralama ne halimde? Sıralamada hala birinciyiz ama. Ha, turnuva bitmiş. Evet, bunu kaybedebiliriz gönül rahatlığıyla. Birden bunu fark ettim. Neyse. A6 C4 at E7 ya da at C7 at B6. Tabii rakip bunları hesaplamak yerine direkt bana zaman kaybettirmeye çalışıyor. Şimdi şah E6 oynayacak sanırım. Evet, en mantıklısı at F6 oynamak için. Biz de o sırada atımızı döndürmeliyiz tabii ki. Atımız olay yerinden çok uzak kaldı. Şah F3 oynayalım. Şah D5 oynayabilir. O da olur ama buna zaman kaybedecek biraz. Şimdi bunu istiyoruz. At D7 oynarsa en azından bir hamle tekrar yapıp yapmayacağını sorabiliriz rakibimize. Evet, açıkçası çok fazla çarem de yok. B4 aldı. Peki. Son taşımıza kadar oynayalım. Şimdi köşe piyonunun belki avantajını değerlendirmeye çalışabiliriz. Eğer şahın o tarafa giderse bu sefer şahımızı da almaya çalışabiliriz. Hala biraz şansım var. Şimdi at c4 istiyorum. At d5. At d5 aldım aldım. A5 aldı aldı. Şah c6. Deneyelim. Bakalım ne olacak. Alırsa alıyorum, alırsa sürüyorum, sürüyor. Bir tane alıp E4 oynayabilir. Alırsa maalesef sürebiliyor mu? Aldı sürdüm, aldı sürdüm. Evet, sürebiliyorum aslında alırsa. Evet, şimdi benimkisi daha önce çıkıyor. O yüzden evet, bunu kazanıyorum sanırım. Evet, bu kazanç oldu. Buradaki piyonlar olmaksızın da kazanıyorum zaten. Çünkü şah piyonun doğru yerinde. Ben çok fazla düşünmeden merdiven matı yapmak istiyorum. Evet. Kazandık ama bir de bana sorun nasıl kazandık. Çok iyi oynamadık açıkçası. Özellikle bazı partileri çok iyi oynamadığını düşünüyorum. Ama genel olarak özellikle şu beraber yaptığım partiye bakarak belki kapatabiliriz. Genel olarak pik savunmasında rakip merkezin, eğer biz siyahsak, daha doğrusu merkezi rakibe bırakan bütün açılışlarda rakip merkezin parçalanması önem taşıyor. Beyazlarda gördüğünüz gibi merkezin parçalanmadığı durumlarda istediğimiz gibi atak yapabildik. Sadece son partiyi bir çok iyi oynayamadığımı düşünüyorum. Evet, sanırım burada direkt rok yapıp oynamak daha iyi olacaktı. Çünkü bu durumda aldığımızda tabii ki bunu kazanmak daha kolay. Peki beraber yaptığımız, en son beraber yaptığımız değil ama gerçi son partiyi göremiyorum. Son partide de rakibim oldukça iyi oynadı aslında. Son oyunu nasıl görebiliriz? Çok hızlı bakalım. Ondan sonra daha da uzatmadan
analiz tahtası diyelim. Evet. Tabii belki buraları o kadar iyi oynamadım ama ya burayı çok kötü oynadım galiba. Rakibin manevrasına izin vererek oynamak iyi olmadı. Ya bunun yerine ne oynayabilirdik? Alan üstünlüğü hala bize biraz avantaj veriyor ama ben burada nasıl idare etmek gerektiğini çözemedim. Makine vezirleri değişmeniz bile bize oyun sonunda alan üstünlüğünün de biraz avantaj vereceğini söylüyor ama çok zor kazanmak diye düşünmüştüm. O yüzden kesmek istemedim. Ancak bizim oynadığımızdan sonra rakibin vezir d5 hamlesi çok güçlü oldu. Burada hemen oynayıp vezir d5'e karşı bir şeyler düşünmek gerekecekti. Ben tabii vezir b5 hamlesini görmediğim için vezir d5'e izin vermek istememiştim. Evet, işin aslı alan üstünlüğü çok önemli bir unsur satrançta ve bu piyon zincirini parçalamak bu yüzden önemli. Evet, umuyorum izlemesi keyifli bir turnuva olmuştur. Pik savunması ile ilgili enteresan oyunlar çıktı. Avusturya atak varyantı ile ilgili. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.